Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Şu anda saatlerimiz İtalya'da 3:43, yani sabah 4 arkadaşlar. Birazdan sizlerle birlikte Dorse'mizi limandan alacağız ama öncesinde bir kahve içmemiz lazım. Kahve yaparken biliyorsunuz kettle'da kahve yapıyorum şeyde. Hemen kettle'da su kaynatıp üstüne su döküyorum. Böyle vaktim olduğu zamanlarda yeni bir alet buldum. Şu şekilde. Bu bir kahve demleyici arkadaşlar. Şöyle size ufaktan bir anlatayım hemen. Şimdi bu alet arkadaşlar tüple çalışıyor. Yani bir ısıtma aracınız olması lazım. 3 parçadan oluşuyor bu. Alt kısmı, yani şu görmüş olduğunuz hazne, su kısmı. Buraya su koyuyorsunuz. Üstüne şu filtre aracını koyuyorsunuz. Sonra bunun üstüne kahve. Yani bildiğiniz şey gibi. Cimbalilerdeki şey var ya işte. Kahveyi döküyorsunuz, presliyorsunuz sonra. Makineye takıyorsunuz. Bu o işlevi görüyor. Buraya kahveyi doldurdunuz. Bakın bunun aşağısı böyle uzun. Sonra o kaynayan suyla çıkan kahvede şu görmüş olduğunuz delikten şu hazneye akıyor. Şimdi ben size örnekli olarak göstereceğim birazdan. Şimdi kahvemi koyuyorum. Şu aşağıda kaynayan su ortada kahve ile birleşip yukarı espresso olarak çıkıyor. Onun üstüne de ister su ekleyin, ister sade için espressoyu, size kalmış bir şey. Arkadaşlar şu an mesela şu an kaynamaya başladı ufaktan. Bu kahveyi de espressoyu da şu termosun içine alıyorum ben. Şimdi size göstereyim arkadaşlar. Lan iyice yemek programına döndük ya harbiden. Gördünüz mü? İşte bildiğiniz Amerikan oluyor bu sonra. Sade. Bunu da abi şuraya koyuyorum. Yolda giderken içiyorum arkadaşlar. Şimdi ben şuraları toplayayım. Şu anda dorsemiz yok tırda. Dorse alacağız sizlerle birlikte. Burası limanın içi arkadaşlar. Liman bayağı büyük bir yer. Böyle ya bayağı bir büyük, hani ETS2'de falan vardı diye hatırlıyorum, işte köprünün üstünden falan geçiyorsunuz böyle. Trieste liman. Bakacak olanlarınız varsa İtalya Trieste liman derseniz orada görürsünüz. Şimdi dediğim gibi buraları ben bir toplayayım. Ondan sonra sizlerle bir liman turu yapacağız arkadaşlar. Limanı gezdireceğim. Güzel bir yolculuk yapalım sizlerle birlikte. Arkadaşlar herkese selamünaleyküm yeniden. Söylemiş olduğum gibi Trieste limandayız şu anda. Dün ya? Bugün öğlen geldim buraya. Aynen saat 11-12 gibi öğlen buradaydım. Almanya'dan geldim arkadaşlar. O yüzden şey, gündüz sabah algısı böyle biraz karıştı bende. Dün bugün uykusuz gidip geldim, biraz şeydim yani. Gece sürüyorsun orada bu tarafa gelirken. Gece sürdüğün için biraz kafa karışıyor. Bugün işte öğlen geldim 12'de buraya falan, yattım uyudum.
Daha kalkalı bir 2-3 saat falan oldu. Mesela araba 15 saattir yatıyor. Şimdi yeni bir dorsi aldık arkadaşlar. Bunu detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım ama şimdi bir takografımıza başlangıç yapalım. Bitiş yapmıştık. Giriş diyoruz. Birinci sürücü. Başlanan ülke İtalya'nın ülke kodu I olarak. I. Onu giriyoruz. Sonrasında hazır sayılırız. Şu an bir düşüneyim tekrardan. Başka bir şey var mı? Dorsey'i aramamız lazım. Burada iki tane yer var. Birincisi geminin yanaştığı liman. Gemi sürekli oraya yanaşıyor. Şu sunroof'u da kapatalım. Geminin yanaştığı yer. İkincisi de EMT sahası diye bir yer var arkadaşlar. EMT sahası da büyük bir ihtimal işte ikinci saha gibi bir yer. İşte biz soruyoruz mesela şimdi gideceğimiz yer limana gidiyoruz. Soruyoruz mesela Dorse plakası burada mı? Adam diyor ki işte EMT diyor veya buradaki buradaysa eğer park yerini söylüyor hangi parkta olduğunu. Herkes yatıyor abi. Ben bilerek erken kalktım. Çünkü burada sıra oluyor arkadaşlar. O sıraya denk gelirsek sıkıntı. Dedim erkenden kalkayım. Doğru seni bulup çıkayım abi dedim. Güzel de düşündüm bence. En mantıklısı. Burada duruyoruz. Şimdi evrakları almam lazım yanıma. Pasaportumu alıyorum. Burası da vallahi çarşamba pazarı gibi olmuş. Ondan sonracığıma başka ne alıyoruz? Kamera açık kalsın. Ben şu dorsayı hemen bir sorup geleyim arkadaşlar. Siz izleyin oradan. Selamünaleyküm. Buradasınız değil mi? Adamla anlaştık. Dedim şef komastayı falan filan. Allah'tan ki sayıları ezberledik İtalyanca'da ya. Quattro, zero, otto. Burası limanın içi arkadaşlar. Eğer geliyorsunuz burada dorseniz yoksa mesela adam EMT deseydi EMT de buradan 200 metre ileride 200-300 metre ileride orası da aynı bu şekilde şey dorselerin bırakıldığı bir yer. Oraya gidecektik. Oradan işte alacaktık. Şansımıza burada çıktı dorse. Bizim plaka neydi? DUF 686. Ya burası Euro Truck Simulator'da var mıydı? Ben vardı diye hatırlıyorum da. Çünkü Trieste limana gelip gidiyorduk ya. Limana giriş yapabiliyorduk diye biliyorum yani. Öyle hatırlıyorum. İtalya'nın doğusunda kalıyor arkadaşlar. Kuzey doğusunda.
Abi kameranın şarjı bitti. Yani olur olmadık yerde şarjı bitiyor bu kameranın. Ben anlam veremiyorum bazen ya. Dorseyi buldum. Dorseyi de taktım. Dorseyi taktım arkadaşlar. Zor da olsa bulabildik dorseyi. Şimdi şöyle bir etrafını gezelim. Dorsede bir hasar, şurada bir patlak çıkık var mı? Brandayı tam gerdirmiyorlar ya, böyle sinir oluyorum ya. Harbiden şuradan abi gerdir şunları, düzgün sıksana böyle şunları. Bak ne, nasıl duruyor branda? Eğri büğrü duruyor abi. Hiç sevmiyorum. Mührümü sağlam. Sıkıntı yok. Bu ne acaba? Herhangi bir sıkıntı durmuyor gibi. Sıkıntı yok gibi arkadaşlar. Neyse, yola devam edelim. Abi, üstünüzün başınızın kirlenmemesi imkansız. Yani ben çok kıyafet kirletiyor gibiyim böyle. Acaba bir tek ben mi hissediyorum onu? Çözemedim. Yani kirlenmemesi imkansız yani. Kirli bir şekilde de gezemiyorum. Mesela bu kirlendi. Ben bunu büyük bir ihtimal müsait bir zamanda çıkarıp yenisini giyeceğim. Yapacağız arkadaşlar. Evet dostlar, selamlar yeniden. Şimdi dorsemizi EMT sahasındaymış arkadaşlar dorse. Ben ilk başta limana gitmiştim. Limana baktım. Adam bana dedi ki 408 işte Quattro Zero Otto dedi. 408'e gittik, baktık işte yok dorse. Ondan sonra geri ben adamın yanına gittim. Diğer adam bana dedi ki dorse EMT sahasında, burada değil dedi. Ya ulan adam niye burada dedi o zaman. Ondan sonra Dorse'ye gittim işte EMT sahasına. O sırada tabii kameranın şarjı bitti. Sizlere de pek çekim yapamadım o yüzden. Kameranın şarjı bittiği için. Öylelik işte Dorse'yi buldum, taktım. EMT sahasından çıkış yaptım. Şimdi limanın içindeyiz halen daha. Burası limanın içi arkadaşlar.
Bu yolu belki bilenleriniz olur. İşte görmüşsünüzdür illaki böyle meşhur. Yani Trieste liman yolu işte burası. Dediğim gibi hala limanın içindeyiz. Bakalım şimdi ana kapıya gidiyoruz, çıkış kapısına. Oradan çıktıktan sonra otobana bağlanacağız. Bizden bir araba daha var. O da çıkış yapıyor. Biz de onun arkasına şöyle duralım. Ya bunlar nasıl yollar ya? Uf. Vallahi. Beyler, bayanlar. Şu andan itibaren limandan çıkmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İyi seyirler diliyorum sizlere de. Abi şu arabayı ekonomik moddan al. Arabanın canı çıkıyor. Vallahi bir de basar tonajımız var. Kuşlar, çekilin bakayım. Ne oluyor abi ya? Ne oluyor ya? Limandan çıktıktan sonra arkadaşlar, belli bir yere kadar hız limitimiz 50. Tırlar için, arabalar için 50 değil büyük bir ihtimalle. Tırlar için belli bir yere kadar 50. Gidiş yönü de geliş yönü de. Eğer 51-52 derseniz polis görürse ceza yazıyormuş. Söylenen o. Ya hız sınırının 50 olduğunu biliyorum. Kesinlikle 50. Biz de kurallara uyarak gidiyoruz tabii ki. Kurallar ülkesi. Yani hem kendimiz için hem başkalarının güvenliği için kurallara uymak en mantıklısı. Bu yol Türkiye'de olsa büyük bir ihtimal limana geleceğiz diye birbirleriyle yarışan tırlar, hızını alamayıp şuradan aşağı uçup insanları öldürenler, yaralayanlar, bunlarla karşılaşabilirdik bizim ülkemizde. Ama dediğim gibi burası kurallar ülkesi arkadaşlar. Tabelada 50 yazıyorsa 50, 30 yazıyorsa 30. Üstü yok yani. Ve daha önceki videolarda bahsettiğim gibi hiçbir şekilde 50 ile gidiyorsanız, mesela arkadan gelip kimse size selektör, korna, bağırış, çağırış, küfür, hiçbirini işitmiyorsunuz. Türkiye'de olsa yemin ederim yani kavgaya kadar gidiyor. Vay efendim, sen niye yaya geçidinde yaya yol verdin? Ya abi, yaya geçidi burası. Vay efendim, sen niye şehir içinde 30'la gidiyorsun falan mesela. Vallahi Allah sonumuzu hayretsin. Buradan geçerken arabanın içini kahve kokusu kaplıyor. Böyle sağ tarafımızda kahve fabrikası var. İlim. İlim yazıyor. Aynen. İlim marka. Buradan geçerken böyle güzel güzel kahve kokuyor falan. Bizde de var abi. Biz de sabah yaptık. Yani hazır kahve kokmuşken hemen kahvemizi koyalım bardağa. Yola öyle devam edelim. Bardağınızı getirin, bardağınızı. Size de kahve koyayım. Gel gel, getir. Getir getir.
Ve bir tadına bakalım. Gerçekten çok güzel ya. Ben o sabah yaptığım kahve aletini çok beğendim. Yani müsait zamanım oldukça kahveyi onunla hazırlamaya özen gösteriyorum yani. Hız sınırı burada bitiyor arkadaşlar. 50 olan hız sınırı. 80. Tabelada gördüğünüz 80. Artık buradan sonra rampa başlıyor. Yollar bayağı bir rampalı, dik ve virajlı. O yüzden buradan kaptırıyoruz yukarı doğru. Manzaramız da güzel abi. Tam böyle gün doğumu. Kahvemiz var. Yoldayız. Şükürler olsun bir sıkıntımız yok. Daha ne isteyebiliriz abi? İtalya'dayız. Bu videoyu izleyenler Türkiye'de olsa da, yani Türkiye'de güzel arkadaşlar. Hani ben Türkiye'yi kötülemek için demiyorum. Kesinlikle. Ama artık Türkiye, bilemiyorum ya, benim yaşam standartlarıma, insanların hal ve hareketleri olsun, artık garibime gitmeye başladı benim. Ya çoğu gencin zaten böyle. Yani sadece ben değilim bu. Çoğu genç benimle aynı düşünceye sahip. Sadece nasıl denir? Şu anki içinde bulunduğu durumlar biraz sıkıntılı. İnşallah bu durumları da atlatırız diye umut ediyorum yani. Ses deneme 1-2-3. Alo. Evet, güzel bir yağmurlu Milano rotasından sizlere merhaba diyeceğim ama solumdaki abiye sinyal veriyorum. Hala benim üstüme geliyor. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi otobandayım. Sizlere en son Trieste yakınlarında kamerayı açmıştım. Şimdi otobanda devam ediyorum. Az bir şey kaldı zaten. 140 kilometre bir yolum var. Bugünkü rotadan biraz bahsedeyim. İlk başta size fazla bilgi veremedim. En son izlediğiniz yerde Trieste limanından çıkmıştım. Trieste limanından çıktım. Şimdiki Dorsem İtalya içi arkadaşlar. Farklı bir ülkeye gitmeyeceğim. İtalya'nın Milano şehrine gidiyoruz. Milano'da iki adres yüküm var. Yani iki adrese gideceğim. Birinci adresim Milano'daki Hüner'in deposu, yani bizim kendi depomuz. İlk adresim orası. Şu anda zaten navigasyon oraya göre ayarlı. 130-135 kilometre bir yolumuz var. Ondan sonra size zaten ondan sonraki adresim de gene Milano içinde depoya yakın, böyle bir 50-60 kilometre uzaklıkta bir adres. Ama
Şöyle bir sıkıntımız var. Bu hafta arkadaşlar, bakın bugün günlerden ben size tarih de söyleyeyim. 28 Mart Perşembe arkadaşlar. 29 Mart Cuma günü bu Avrupa'daki arkadaşların Paskalya Bayramı varmış. Tamam mı? Bu Paskalya Bayramı da 29'unda başlıyor. Haftaya Salı gününe kadar hemen hemen 4-5 gün bir arada boşluk var. O dönemde fabrikaların hepsi kapalı arkadaşlar. Fabrikalardan tutun, çoğu yer kapalı. O yüzden bu rotamızda ne olacağı belirsiz. Şimdi depoya gidiyoruz. Depodaki yükü boşalttım. Sonrasındaki adrese gittiğim zaman belki kapanabilir. İşte bayram şeyine. Belki oraya boşaltabiliriz. Yükleme adresimiz kapanabilir, yetişmeyebilir. Bakacağız. Onu şu an kesin bir şey söyleyemiyorum size. Hani ben de şans eseri gidiyorum. Şansıma güvenerekten gidiyorum. Bakalım, şimdi dediğim gibi adrese gidiyorum. Bu önümüzdeki günlerde nasıl bir yol durumu izleyeceğiz. Beraber izleyip göreceğiz. Ben de bilmiyorum yani, dediğim gibi. Sağdaki çıkışa girin. İleriden bir daha sağa gireceğiz. Ondan sonra bir 5 kilometre falan kalıyor. Bayağı da bir yağmur başladı burada. Vallahi güzel yağıyor yani. Ne yazıyor? Pozuolo. Sağdaki çıkışa girin. Pozuolo. Pozuolo. Abi bence Fransa gişeleri aynı ya burayla. Bir arkadaş Fransa'nınki daha dar demiş de. Ben bilemedim yani, burası da dar, Fransa da dar. Neyse. Neyse arkadaşlar, aynı diyelim biz. Şeyleri, genişlikleri aynı. Bu tarafa ilk defa, ya bu tarafa dediğim depoya ilk defa geliyorum ben. Geçen servislerde buranın yakınına gelmiştim, işte traktör indirmiştim. Onun haricinde buraya, depomuza ilk defa geliyorum. Bakalım nasıl bir yer. Burası mı lan?
evrakları ben vereyim arkadaşlar içeri. İçeri gidip geleyim ben şu evrakları halledeyim. Sonra tekrar sizlerle görüşeceğiz. Beklemede kalın. Nereye alayım hacı? Tamam. Arkadaşlar, aranızda Volvo 500 sevmeyen var mı? Arkadaşlar, diğer adrese gidiyorum şu anda. Diğer adres 1'de kapanıyormuş galiba. Hemen. Of. Ben şu ablanın sesini kısacağım ya. Gidiyoruz bakalım. Navigasyon 40 km diyor. Ben de biraz seri gidiyorum açıkçası. Yapacak bir şey yok. Hani. Çünkü bugün indirdik. İndiremedik. Abi 5 gün bizimle beraber bu mal gezer. Yani yatar. Gezmez de. Of of. Lan bizim bu halimiz ne olacak ya? Hep böyle bir koşuşturmaca, yetiştirme falan. Hep böyle bir sinir, stres, sıkıntı. Arkadaşlar bakmayın yani öyle... Bilmiyorum hani şimdi de içinizi karartmak istemiyorum ama böyle ekranları başından izlediğiniz gibi bir durum yok. Hani benim size yansıttıklarım sadece bu işin genelde iyi tarafları. Hani kötü yanlarını da göstermeye çalışıyorum. Neyse sonumuz ayrı olsun bakalım. Gidelim bakalım. Abi şurada da trafik gösteriyor, iyi mi? İnşallah trafik bitmiştir de biz de rahat rahat gideriz ya. Orada trafik varsa yandık. Yandık yine yandık.
600 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa girin. Kavşaktan çıkın. Abi şu yol normalde bizi bu yoldan götürüyordu. Biraz önce onun üstünden geçtim. Bir trafik var. Hiç kımıldamıyor bile yani. Oradan gidersek rahat bir saate falan geçeriz orayı. Ya ben de şöyle bir alternatif yol buldum. Ama inşallah bizi çok kötü yerlere götürmez yani. Böyle köprü falan çıkmaz inşallah önümüze. Bakalım yani buradan 20 dakika gösteriyor şu an adresi. Saat de 12.50. Vallahi nasıl yapacağız bilmiyorum. Ya oradan gitmediğim iyi oldu ama. Hani bir pişman oldum gibi buraya girdiğime. Dedim sonradan dedim iyi ki de girmemişim. Üstten baktım çünkü köprüden baktım. Bayağı bir sıkıntılı görünüyordu orası. Döner kavşaktan çıkın. Anana. 500 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa. Abi yanlış girdik. Abi neyse artık girdik. Çıkmaya hiç gerek yok. Direkt şuradan devam edelim biz. Döner kavşaktan çıkın. Vallahi. 200 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa girin. Oğlum bu nasıl döner kavşak lan? Vallahi sıfır geçtik ha. Oh, tünel diyor maşallah. 5 metre. Kamyon yasağı var ya. 200 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa girin. 200 metre sonra döner kavşaktan birinci çıkışa girin. Sağ taraftan gidecektim de şey var ya. Kamyon yasağı tabelası koymuşlar. Hiç riske atmaya gerek yok abi. Önümüze şimdi köprü möprü çıkar. Vallahi sıçırtır bizi, sıçırtır. 300 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa girin. Biz bildiğin şehrin içine girdik abi ya. Vallahi billahi ya. Teyzeciğim, vallahi ben görmeseydim kimse görmüyor seni ha. Hadi geçelim. Teyzemizle şöyle bir selamlaştık.
Yol vermek lazım abi. Sonradan gördüm. İlk önce görseydim hemen biliyorsunuz yol veriyorum yani. Biz nereye girdik abi biz? Biz nereye girdik abi? Herkes bize bakıyor böyle nereye, ne yapıyor lan bu çocuk falan diye bize bakıyorlar. Abi bir an önce çıkalım da şuradan. Vallahi. Polis molis gelmeden. Metre sonra döner kavşaktan birinci çıkışa girin. Yani kıl payı geçiyoruz zaten her yerden böyle sıyra sıyra geçiyor. Ya diğer yoldan gelirdik aslında da yani burası da bilmiyorum aynı hesaba mı gelirdi yoksa daha mı geç gelirdik tam kestiremiyorum açıkçası. Çünkü orası hiç kımıldamıyordu, ben otobandayken üstünden geçtim yani bağlanacağım yolun üstünden. Orası çok kötüydü yani hiç kımıldamıyordu. Vallahi 100 metre sonra bilemedim ya. döner kavşaktan ikinci çıkışa girin. Baboli, sen şimdi bize buradan gitme diyorsun da ileriden dönme diyor, gitme diyor ya. Of, kamyon yasağı var orada da. 800 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa girin. İşte arkadaşlar soruyorsunuz ya mesela kamyon navigasyonu kullanmıyor musun diye. Ya kullanmıyorum ama mesela böyle kendim seçiyorum rotaları. Mesela bana gir diyor. Girmiyorum yani. Kamyon yasağı varsa girmiyorum mecbur. Tabelaları takip ediyorum. İşte öncesinde rotaya bakıyorum. Yani mecburum. Ya aslında kamyon navigasyonu da var da işte benim böyle üşengeçliğime geliyor ya. Ulan Umut. Ya burada pek bir suçum yok. Kamyon navigasyonu olsa otobandan gidecektik. Ya otobandan gitsek trafiğe yakalanacaktık. Ben sırf adrese yetişeyim diye böyle bu yolu seçtim. Yandım bayağı bir ya şu şeyi kız. İşte bu yolu kendim seçtim yani. Kamyon navigasyonu olsa da ben bu yolu seçerdim. Çünkü adrese yetişmem lazım. Neyse. Hayırlısı olsun. Şöyle bir bakayım tekrardan. Gidiyoruz bakalım. Kavşaktan çıkın. 200 metre sonra döner kavşaktan birinci çıkışa girin. Arkadaşlar, size Azer Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı parçasıyla fabrikaya varmış bulunmamaktayız. Sadece fabrikanın olduğu sokağı biliyorum. Sokağa girdikten sonra fabrikayı da bulacağız. O yüzden çoğu gitti, azı kaldı. Vallahi şükürler olsun. Sıkıntısız geldik. Saat 1:30 oldu. İnşallah bir sıkıntı demezler yani. Burası İtalya biraz daha Avrupa bölgesine göre işte Almanya, Fransa'ya göre falan biraz daha şey ne derler? Yumuşak. Almanya'da falan böyle olsun mesela yarım saat randevu saatini geçersen sıkıntı yapıyor yani almıyor. Bir sonraki günü atıyor falan. Sola dönün. Ardından sola dönün.
Abicim ben bir geçeyim be, sana zahmet be. Vallahi sağ olasın, eyvallah. Ne diyor abi? Şurası mı be? Ciao. Là dietro Marco. E qua è più dietro. Aspetta. Okay, okay, I know, I know. I understand. Okay. It's hard. La abi bana oraya geri gir diyor da ya böyle bir şey olamaz ya harbiden. Şuraya geri girecekmişiz arkadaşlar. Vay efendim neymiş? Ciao. Ciao. Abi adam bildiğin el işareti yapıyor gel diye ya. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Abi toplamaz ki iyisin hoşsun da yani. It's not taxi, it's truck.
No, ma è che sennò non riesci a aprire la porta. Ok. Is good? Vai, vai.